sesimizi kapatmamızı istiyor. Olur mu çocuklar? Bu arada ben kendimi tanıtmadım. Benim ismim Havva Irmak. Bir masal anlatıcısıyım. Ve Diyanet TV'de Çocukça isimli bir masal programı yapıyorum. Belki beni oradan tanıyanlar olabilir. Bugün de size aslında bir Miraç masalı anlatmak istiyorum. Miraç Kandili nedir? Delik dereler nedir? Tanıdığınızı söylüyorsunuz bazılarınız ama bazılarınız da aynı anda konuştuğunuz için anlayamıyorum. Öğretmenim bir şey anlayamıyorum. Tanıyormuş sosyal medyadan. Öğretmenim ben sizin diğer etkinliklerinize de girdim. Ay, öğretmenim Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Sizinle çok teşekkür ederim. Şimdi sizden bir ricam var. Ben sesleri otomatik kapatacağım. Tanımayanlar için de Diyanet TV'de cumartesi günleri tam sabah 11:20'de bir masal programı var. Oraya bakıp görebilirsiniz. Oturum sahibi miyim emin olamadım. Sizin seslerinizi kapatmak için. Evet, oturum sahibisiniz. Ben kapatayım. Söyle bakalım Zeynep. Evet. Çok güzel bir sormalarına da annem. Yani ben yardımcı oldum. Çok güzel. Evet, şimdi soru cevap yapacağım ama soruların cevabını chat kısmına yazmanızı isteyeceğim bazı bölümlerde. Rica ediyorum, oraya yazarsanız ben de okuma şansına erebilirim. Çünkü 7-12 yaş grubumuz olduğu için hepinizin okuma yazmasını bildiğini düşünüyorum. Bu minvalde zaten sunumumu hazırladım çocuklar. Yani yaşınızın birazcık büyük olması gerekiyor, tamam mı? Bu sunumu anlayabilmeniz için. Daha yaş grubu küçük olan bir kitle ya başka bir sunum hazırlardım ama bugün birazcık özel bir konudan bahsedeceğiz. Özel bir kandilden bahsedeceğiz. Ama kandil demek aynı zamanda ne demek? Bunu biraz öğreneceğiz beraber sizinle. Burada görsellerde yer alan iki tane ışıklı bir alan var. Bu eskilerden atalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin lambaların olmadığı zamanlarda kullandığı biri mum. Diğeri de ışıklı fener. Fakat bu fenerler özellikle bazı özel günler ve gecelerde Osmanlı zamanından aydınlatmak amacıyla kullanılan ve adına fener denilen ışıklandırma stilleri veya işte kandil denilen. Kandil çocuklar ne biliyor musunuz? Şu ortadaki şey ne biliyor musunuz? Kandilimi getireyim mi? Getirebilirsin. Şu ortadaki bir yağ, yanıcı bir yağ, ucuna da fitil diyoruz. Burayı yaktığınızda bu günümüzdeki düğmeye basıp açtığınız lambalar var ya, işte o işlevi görüyordu o zamanlar. Özellikle kandil gibi önemli günler, yani daha doğrusu böyle dini ve dini ve özel günleri ifade eden, geceleri ifade eden zaman dilimlerinde Osmanlı zamanlarında bu kandiller herkesin görebileceği yüksek yerlere veya nereye asılırmış biliyor musunuz çocuklar? Camilerin özellikle tepelerine, minarelere asılır ve o günün özel bir gün olduğunu herkes anlarmış. Hemen sulamamı kapatıyor, biri bir kapatayım bakayım. Evet. Karalama işlemini bitirdiyseniz şöyle bir sileyim, sunumumu sileyim ve devam edeyim. Bugün birazcık hem Miraç kandili nedir? Aslında kandiller nasıl belirlenmiş? Ve dahası özelde kandil ne demek? Bugüne has kandilin ne anlamı ifade ettiğiyle ilgili bir sunum hazırladım size. Sunumu kilitlemiş olamam değil mi? Evet, kilitlemiş olamam. Anne benim yüzüme bir şey gelmiş, tamam. Bak. O yanlışlıklarım sadece seninle ilgili. Bak şöyle yapınca çizmekten vazgeçebilir arkadaşlarınız. Aslında size şöyle bir soru soracağım. Takvim denen zaman çizelgesi ne zaman belirlenmiş? Daha doğrusu ilk takvim ne zaman oluşturulmuş veya bu takvimler neye göre oluşturulur arkadaşlar? Ben chat kısım, parmak kaldırmayın, chat kısımlarına yazabilirsiniz. Ben burada nasıl oluşturulmuş olabilir? Anne ben o söyleyebilir miyim? Başka ülkelerin bir dakika anneciğim. Hayır. Sana şu an müsaade edersem haksızlık yapmış olurum. Senin sesin açık. Sizce nasıl takvimler oluşturmuş olabilir? Ben o zaman söyleyemeyeceğim. İnternetim mi kesiliyor? Yok Elif Hanım, siz çıkıp tekrar girebilirsiniz. Çünkü benim internetimle ilgili bir sıkıntı yok. Anne, belki sizin internetiniz olabilir. Ben söyleyemeyeceğim o zaman. Evet, aya bakarak demiş bir arkadaşınız. Buna ay takvimi deriz demiş Ahmet Mısra.
Peki sadece ay takvimi mi var çocuklar? Hayır. Başka hangi takvimler var? Söyleyebilir miyim? Hepimiz bildiğimiz gibi demek ki herkes ay takvimini biliyor. Bir de güneş takvimi var. Hicri takvim demiş. Ay'a ya da güneşe çok teşekkür ediyorum Sevda ve Serra. Ay ve güneşe bakılarak takvimler oluşturulmuş ve ay ve güneş takvimleri özel isimlerle anılmış arkadaşlar. Yani iki çeşit takvim var. Biri aya bakılarak, diğeri de güneşe bakılarak yapılmış Zeynep Türeciğim. Gel. Peki Zeynep Türe, ay takviminin isminin ne olduğunu biliyor musun? Hicri takvim. Peki güneş takviminin ismini biliyor musun? Hı. Bak iki tane takvim var dedim. Biri hicri, birini bildin. Diğeri ne olabilir? Diğeri de ne arkadaşlar? Miladi takvim aslında. Şimdi buradaki bilgi bizi niye önemli? Takvim denen şey aslında zamanımızı daha iyi değerlendirmek için, mesela bir yerlere geç kalmamak için, okula ya da işe ya da arkadaşlarınızla buluşacağınız zaman ya da birine randevu verdiniz, yarım saat sonra oradayım dediniz. Fakat zaman kavramından haberimiz yok. Günümüzde zaman kavramını haberdar eden şeylere biz burada gördüğünüz gibi doğru cevap veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ay ve güneş takvimi diyoruz onlara biz. Böyle takvimleri belirleyen şeyler ay ve güneş takvimleri olarak nitelendiriliyor ve biz de takvimde hangi gün neredeyiz, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgi veriyor. Burada size izletmek istediğim bir video var. Sanırım bu linki başka yere koymuşum. Peki ay ve güneş takvimine göre biraz önce bir soru sordum. Ben güneş takviminin ismi nedir? Kızıma sormuştum ama şimdi size sorayım. Güneş takvimi olarak bilinen takvimin ismi nedir? O mu? Miladi takvim demiş arkadaşımız. Peki ay takvimi diye bilinen biraz önce söylediğimiz, evet, hicri. Biz özellikle yaşadığımız bu çağda Türkiye'de biz çocuklar miladi takvimi kullanıyoruz. Hicri takvimi kullanmıyoruz. Yani bu bizim Türk milleti olarak seçtiğimiz, tercih ettiğimiz bir takvim stili. Başka ülkelerde başka takvimler kullanılıyor. İki takvim arasında sadece iki şey farkı var. Ay ve güneş takvimleri bu arada güneşin hareketlerine ve ayın hareketlerine, tıpkı burada olduğu gibi çocuklar. Bakın ayın hareketlerini görüyor musunuz? 30 gün boyunca ay nasıl şekil değiştiriyor? Bunu gökyüzüne baktığınızda da anlayabilirsiniz. Ayın birinci halinden son haline bakın. Benzer değil mi? İlk 15 gün ay farklı bir çerçevede ilerlerken son 15 gün farklı bir çerçevede ilerler. Ve çocuklar 15 güne bir bakarsınız ay çember şeklinde olmuş. Yani kocaman bir yuvarlak tabağa dönüşmüş. Görüyor musunuz bu tabakları? Bu takvimlerin belirlenmesi aya ve güneşin hareketlerine göre olur demiştim tekrar. Bu 2007 Aralık'ta. Böyle 2007 Aralık diye yazmış oraya ama ben görseli çok beğendiğim için. Bu arada sohbetinizi, aşağı kısımdaki sohbetinizi sonra yaparsanız teşekkür ederim. Birbirlerinizin okullarını sonra sorun. Peki ay ve güneş takvimi bizi neden ilgilendiriyor? Aslında güneş ve ay takvimiyle ilgili bu bilgimiz bize neyi gösteriyor? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Hiç bilmem bu yıldızlar nasıl oldular. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Hiç bilmem bu yıldızlar nasıl oldular. Gittim yıldız bilgesine, sordum yıldız nedir diye. Bilge durdu, düşündü ve sonra dedi ki: yıldızlar, yıldızlar, ısı ve ışık yayar. Sıcak gazlardan, toz bulutundan oluşurlar. Eğer çok ışıldarsa, bil ki yakındır sana. Eğer az ışıldarsa, bil ki uzaktır sana. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Saydım saydım bitmedi, anlat yıldız bilgesi. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Saydım saydım bitmedi, anlat yıldız bilgesi.
Türlü türlü yıldız var, soğuk ve sıcak yıldızlar. Cüce ve dev yıldızlar, değişken sabit yıldızlar. Büyük ayı, küçük ayı, üçgen takım yıldızı. Ejderha ve balina, ırmak takım yıldızı. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Saydım saydım bitmedi, anlat yıldız bilgisi. Bir gece oturdum, yıldızlara baktım. Saydım saydım bitmedi, anlat yıldız bilgisi. Peki çocuklar, sunumumuzla, yıldızlarla... Kanalıma abone olmayı... Biraz önce söylediğim... Kandillerle yıldızlar arasında ortak bir nokta bulacak olursak aşağıdan yazabilirsiniz. Benzer bir örnek ne olabilir? Yıldızlar ve kandili biraz düşünelim. Ortak bir noktada buluşturalım bunları. Yıldızlar aynı zamanda bize ne verirler çocuklar? Işık. Işık verirler, öyle değil mi? Yolumuza rehberlik yaparlar. Özellikle gece. Eğer bulunduğunuz yerde lamba yoksa, sokak lambası ya da el lambası gibi, yıldızlar bize rehberlik ederler. Eskiden işte o kandiller ışığı, yani dışarıdaki aydınlanma aracı olarak kullanılmış. O yüzden kandiller özelde aslında kelime anlamıyla geceyi aydınlatmak amacıyla kullanılan bir kelime, kavram. Fakat özelde ise bugüne özel İsra ve Miraç olayını anlatacağım. Bugünün özelde ismi Miraç kelime anlamıyla. Ama bunun adına gece yürüyüşü veya gece yükselişi. İsra yürüyüş, Miraç ise yükseliş anlamına geliyor çocuklar. Bugünkü günün önemi aslında... Kur'an-ı Kerim'in bugün yükselmesi. Kur'an-ı Kerim'i de Zeynep Hocam'la beraber birlikte öğrenelim. Bugünün ne anlam ve önemi varmış. Aslında Miraç'a geçmeden önce çocuklar, Peygamberimizin İslam'a müşerref olduktan sonra, insanlarla birlikte küçük topluluk halinde İslamiyet'i anlatmaya başladıktan sonra bulunduğu, yaşadığı ortamdaki birçok insan İslam'ı kabul etmek istemedi. Ve bütün Müslümanlar, orada bulunan birinci derecede ilk defa İslam'la müşerref olmuş insanlara, Peygamberimizin yakınında bulunan arkadaşlarına ve eşlerine, eşine öncelikle eziyet ettiler, işkenceler yaptılar. Onları sürgün durumuna getirdiler ve küçücük bir alana onları sıkıştırıp boykot ettiler. Yani yemek vermediler, onlarla küstüler. İşte böyle zorlu bir döneme, böyle bir vakte gelen zamana biz hüzünlü zamanlar ismini veriyoruz. Bu hüzünlü zamanlarda Peygamberimizin çok sevdiği ilk eş Hazreti Hatice radıyallahu anh ve en çok sevdiği arkadaşlarından biri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda kendisine destekçi olduğumuz, bildiğimiz Ebu Talip ismindeki amcası. Aslında Peygamberimizin Miraç hadisesinden önce olayların arka tarafını bilmek lazım. Yani Peygamberimiz Miraç gibi çok güzel bir şeyle ödüllendirildi. Ama onun öncesinde hüzün yılı adı verilen bütün acıların, olayların, kötü durumların olduğu, Peygamberimizin sabır ve tahammülünün son noktaya kadar geldiği ve onun zor zamanlarına denk gelen kısımların olduğu zamandan hemen arkasında Miraç hadisesi Peygamberimize aynı zamanda bir teselli, hem ödüllendirme hem de aslında büyük bir mucize olarak gözümüze görünebilir. Mucize nedir? Biraz bunun üzerine düşünelim. Mucize ne demek bilen var mı? Hepinizin o soyut kavramları bileceğini düşündüğüm için bu soruyu sordum. Eğer okul öncesi çocuklar varsa lütfen yani buradan ayrılabilirler. Sizce mucize ne demek? Aslına bakılırsa fantastik bir olay. Öyle değil mi çocuklar, mucize? Ne demek olabilir mucize? Parmak kaldırmanıza gerek yok, yazabilirsiniz. Çocuklar, mucize, yazmaya devam edenler var ama ben söyleyeyim. Mucize, olmayacak olanın olması, çok güzel yazmış Yusuf Basri. Aslında dünyada fizik ötesi diyebileceğimiz olayların, aklımızın ve zihnimizin alamayacağı olağanüstü olayların gerçekleşmesi demek ve sadece mucize olayını peygamberler gerçekleştirebilir.
Yani Allah'ın izin verdiği ölçüde Allah'ın dostu olan insanların, çok güzel söylemişsin Sena, teşekkür ediyorum, gerçekleştireceği bir olaydır. O yüzden Miraç olayı da tam anlamıyla bir mucizedir. Peki nasıl bir mucize? Nasıl fantastik bir olay? Aslında bunu bir gün burada öğreneceğiz. İsra olayını, İsra ve Miraç olayını anlatan Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Sadece bu adı taşıyan bir sure, İsra suresi. Ve İsra suresinin ilk ayetinde Peygamberimizin bu mucizesi dile getirilmiş çocuklar. İsra suresinin anlamını hemen şöyle Türkçesini okuyayım, Arapçasını okumayayım, belki Arapça bilmeyen vardır. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu, yani Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece yarısı Mescid-i Haram'ın çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Şimdi burada iki yer var, iki kutsal mekan var. Mescid-i Haram veya Mescid-i Aksa'yı daha önce duyan, bilen, nerede olduklarını, tam olarak neresi olduğunu bilen var mı aramızda? Önce Mescid-i Haram'dan başlayalım. Mescid-i Haram ne olabilir sizce çocuklar? Nerede olabilir? Hangi şehirde olabilir? Buldum. Mescid-i Haram böyle haram kişinin yaptığı şey. Mescid-i Aksa'da iyi şey. Hayır. Mescid-i Haram. Ama haram diyorsun. Haram neden biliyor musun? Dışarıdan insanların oraya girdiğinde belli davranışları yapmaları haram. O yüzden o ismi veriliyor. Evet, biri demiş ki Ahmet Selim çok güzel. Ahmet burada mısın ya? Hoş geldin Ahmet Selim. Mekke'de, evet. Mescid-i Haram Mekke'de bulunan kutsal bir mescit aslında. Diğeri de çok güzel, harikasınız, Kudüs'te bulunan bir mescit. Bizim daha önceden çocuklar ilk kıblemiz, yani ilk namaza başladığımızda durduğumuz yön Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yöndü. Daha sonra Kabe'nin bulunduğu alan, yani Mescid-i Haram, Allah tarafından bize kıble olarak belirlendi. Şu an günümüzde biz Mescid-i Haram'a, yani kıbleye doğru dönerek ibadetimizi yapıyoruz. Evet, Kudüs'te bu yüzden ilk mescit olarak kabul ediliyor. Ve Peygamberimizin yolculuğu da işte tam burada başlıyor çocuklar. Şimdi belki aklınızda Mekke ile Kudüs arasında bir mesafenin nerede olduğu fikri, sizce bunlar birbirlerine bu kadar yakınlar mı diye soracak olabilirsiniz. Aslında birbirlerine yakın değiller çocuklar. Aynı coğrafyada olabilirler ama birbirleri arasında belki de otobüs yolculuğuyla 10 saat diyeyim size, öyle anlayın. Mesafe gibi bir mesafesi var. Belki 10 saatten daha fazla bir mesafesi var. Bu neye denk gelebilir? Mesela İstanbul'dan yola çıktınız, işte Sivas gibi uzak bir mesafe diyeyim size. Bu kadar uzun bir mesafeden bahsediyoruz aslında, iki mescit arasındaki mesafenin. Peki bu iki mescidin arasında ne olmuş da bir mucize olmuş olabilir? Bugün aslında bunu konuşacağız. İsra aslında gece yarısı kalkıp yürümek anlamına geliyor. Bu olayı bilen var mı bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de bu adla geçen bu surenin Peygamberimizin mucizesi olarak yattığı yataktan, Mekke'de bulunduğu evden bir gece yarısı uyanarak Allah'ın katına, yani Kabe'nin bulunduğu yerden kalkıp Kudüs'e varması ve Kudüs'ü merkez bilerek belli katmanları yükselerek peygamberlerle buluşarak Allah'ın huzuruna varması olayı. Bu olayın dediğim gibi önce 100. yılına denk gelmesi peygamberimiz için bir moral, motivasyon olmuş. Bu kadar zulme dayandığı için, bu sabrı, dayanma gücünü gösterdiği için Allah katında ona bir ödüllendirme diyebileceğimiz bir olay gerçekleşmiştir. Bakın burada Kabe-i Muazzama'nın, yani Mescid-i Haram denilen Kabe'nin görüntüsü var. Burada da Mescid-i Aksa'nın görüntüsü var. Zeynep Süreci'm, gel Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram'ı gör. Karıştırmamış olur. Şu an günümüzde hani hac ibadetini yapıyor ya dedelerimiz, nenelerimiz, annelerimiz, babalarımız. Bakın burada tavaf eden hacılar var. Buraya biz Kabe-i Muazzama diyoruz. Şimdi Zeynep Zühre'nin kafası karıştı. Sizin de belki karışmıştır. Neden Mescid-i Haram deniliyor? Bu mescid dünyada tek mescid. Buranın duvarları geniş, büyük duvarları olan bir alan. Bu mescidin içine girdiğinizde bazı şeyleri yapmanız size haram kılınmış. Mesela ne?
Canlılara zarar veremezsiniz. Saçlarınızı kesemezsiniz, tırnaklarınızı kesemezsiniz. Bazı kötü sözleri söylemeniz burada yasak. Zaten yasak İslam açısından ama buraya girdiğinizde bu davranışları yasakladığı için Allah buraya biz Mescid-i Haram ismini veriyoruz. Kabaca yani anlatacağım şekilde. O gün peki ne oldu? Hani takvimden bahsetmiştim ya çocuklar. Miladi ve hicri takvimde. Hicri takvimde Allah'ın bize verdiği çok güzel, çok önemli. Üç aylar diye nitelendirdiğimiz önemli aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları var. Anne. Recep, Şaban, Ramazan bu üçlü. Üç arkadaş anne, gibi düşünün bunu. Bir örneği anlatabilir miyim? Hı-hı. Yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarında doğan çocuklara o isimler veriliyor. Erkek çocuklar yani. Genelde öyle oluyormuş. Şimdi bu gecenin önemi ise Recep ayının 27. gecesi. Yani ilk üç ayların ilk ayının son gecelerine denk geldiği için biz bu ayı Miraç kandiline, aynı zamanda Recep ayının 27. gecesi olduğu için bu geceye Recep ayının son gecesi demek. Bundan iki gün sonra zaten Recep ayı bitecek. Sonra Şaban, sonra da Ramazan ayı gelecek. Yani aslında Ramazan'a ortalama bir ay kadar bir şey kaldı çocuklar. Şimdi buradaki hadise şöyle. İki mekandan düşünün. Ben çizerek anlatacağım burada size. Şöyle kalemimi çıkarayım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısı uykudan uyanarak Kabe'nin bulunduğu çevresindeki evinden hareketle Kudüs'ün bulunduğu toprağa vararak yani Mescid-i Aksa'ya varması olayına İsra diyoruz çocuklar. Gecenin bir yarısı kalkarak Kabe-i Muazzama'dan Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e doğru yürüyüş yapmasına, gece yürüyüşü yapmasına İsra diyoruz. Peki hocam, bu gece yürüyüşü nasıl yapılır ki? Yani düşünsenize yaklaşık 10 saatlik bir araba mesafesi ya da 15 saatlik araba mesafesiyle bir yeri Peygamberimiz bir gecede ulaşıyor. Hatta bir gecede bile değil. Böyle çok daha kısa bir sürede ulaşıyor. Oradan başka bir yere gidiyor ve sonra geri dönüyor. Çocuklar, bu tam anlamıyla bizim zihnen algılayabileceğimiz bir hadise değil. Farz edin ki bir jete bindi. Jetle Kabe-i Muazzama'dan Mescid-i Aksa'ya fuyu diye uçtu gitti. Ancak zihnen böyle anlayabiliriz. Yoksa bunu anlamamız, şu çağda bunu anlayabilecek olmamız mümkün değil. Fakat Peygamberimizin yolculuk esnasında bir bineğe bindi. Yani bu binekten kasıt, ismine Burak ismi veriliyor ama yani bineğin ne olduğuyla ilgili herhangi bir tanım, canlı ya da herhangi bir şey bilinmiyor. Aslında Burak, insanı bir yerden bir yerlere ışınlamak, götürmek, iletmek anlamına gelen de bir kavram. O yüzden bu çok hızlı hareket ettiği ve ufuk çizgisinde hani böyle hızlıca böyle güneşin kuş diye indiğini görürsünüz ya. Öyle bir ışık hüzmesi ya da başka bir vasıtayla şimşek hızı diyebilirsiniz. İşte şimşek hızına yakın bir hızda zaten olduğu söyleniyor bineğin. Bu mekandan Mescid-i Aksa'ya ilettiği söyleniyor. Bu mekan değiştirme işini binekle beraber Peygamberimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapıyor. Şu karaladığım şeyi tekrar çizeyim de, daha doğrusu karaladığımı düzelteyim ama düzeltemiyorum. Çünkü masumu göremiyorum. Niye masumu göremiyorum? Şu an masumu göreceğim. Evet. Şimdi şu çizme işini bir sileyim önce. Çünkü diğer sunumda da devam edecek çizme işi. Sonra da bunu kapatalım. Sonra da sunumuma devam edeceğim. Niye kapatamıyorum? Allah Allah. Dedim. Sunumu ilerletemiyorum. Bir şey oldu. Neyse devam edelim. Burada aslında Peygamberimizin ulaştığı noktadan sonra başka bir noktaya, başka bir yere ulaşıyor. Burası şu anki söyleyeceğim şeyler fantastik bir olayın içinde olduğunuzu düşünün ve bu hikayede nasıl böyle
hayal ürünü bazı şeyler olur ve hayal ederiz ve hayalimizde var olan şeylerle konuşuruz ya. Tam anlamıyla bu olay aslında peygamberimizin bu Burak'la beraber ulaştığı noktadan sonra başka bir evrene geçiyor diyebiliriz çocuklar. Bu evren ne bizim aklımızla anlayabileceğimiz bir evren ne uzay boşluğundaki bir evren. Aslında var olan başka bir evren burası. Peki ondan önce Mescid-i Haram'ın yerini tam olarak şöyle tepeden bir bakalım. Miraç hadisesine geçiyoruz çünkü. Biraz önceki İsra olayıydı. Neydi? Mescid-i Haram'dan Kabe'ye peygamberimiz Burak vasıtasıyla ulaşıyordu. Şimdi ise Miraç olayı gerçekleşecek. Miraç, şöyle bir sizin yüzlerinizi göreyim. Kabe ne güzel görünüyor değil mi? Çok ışıklandırılmış. Muazzam bir görüntüsü var. Miraç'ta şöyle bir hadise gerçekleşiyor çocuklar. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam, yani büyük meleklerden, adına Cibril-i Emin denilen meleklerden biriyle onun davet yolculuğunu başlatıyor ve sırlarla dolu bu yolculuk sonunda peygamberimizin Cibril'le beraber, yani Cebrail aleyhisselamla beraber bir kata gelerek o katta meleklerle şöyle bir merasim oluşuyor. Cibril aleyhisselam bir yere ulaşıyor ve diyor ki kapıyı açın. İçeriden bir ses gelir. Sen kimsin diye sorar o ses. Cibril benim der. Yanında kim var diye sorar o ses. O da der ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman o peygamber mi diye sorar tekrar o ses. Ondan sonra peygamber aleyhisselam'a döner Cibril ve der ki bu kattan sonrası benim çıkmamam gereken bir kat. Yani bundan sonra sen Allah'ın huzuruna kendi çıkacaksın. Bundan sonra göklerin herhangi bir tabakasında benim olmam yasaklı der ve peygamberimiz Cibril aleyhisselam'dan ayrılır ve 7 kat semaya doğru yükselirken sağında ve solunda bir sürü peygamberle karşılaşır. Bu peygamberlerin bazıları ile sohbet eder birebir. Bazıları ise sadece selamlaşır ve geçer. Bunlar her katta bir peygamberdir. Her birine selam vererek bazı hikayeler anlatırlar. Bu hikayelerden bahsetmeyeceğim bugün. Katlardan dolaşırken özellikle sağ tarafında cennet, sol tarafında da cehennem gösterir peygamberimize. Bu katlarda ilerlerken ikinci sema yükseldiğinde Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselamı, üçüncü semada Hazreti Yusuf aleyhisselamı, dördüncü semada Hazreti İdris aleyhisselamı, beşinci semada Harun aleyhisselamı, altıncı semada Hazreti Musa ve yedinci semada Hazreti İbrahim aleyhisselamla karşılaşarak katları yukarı doğru çıkar. Sonunda gökyüzünün alabildiğine yükseklerinde bir yerlerde veya tahmin edebileceğimiz başka bir evrende, bu evrenin adını bilmiyorum arkadaşlar, yani şurası diyeceğim bir yer değil, bu evrenden bakıldığında Kabe'nin iz düşümü orası olarak belirleniyor. Peygamberimizin göz mahmurluğuyla o ışıklı ortamdan sonra peygamberimize bazı hediyeler veriliyor. Orada Miraç'ta özellikle ona cennet ve cehennemle ilgili manzaralar gösteriliyor. Ve diyor ki ümmetlerinden özellikle üzülenler ve ağlayanlar için bu manzaraları anlatması isteniyor. Ve diyor ki Allah katında bu bizim insanların özellikle Müslüman olan, İslam üzere olan, iyilikte daim olan insanların gideceği bir mekandır cennet. Tam tersi inanışta devam etmeyen, Allah'a ortak koşan, İsyan eden insanların gideceği yer de tam olarak burasıdır diye peygamberimize bilgiler veriliyor. Günlerden bir gün bu olayla ilgili bir olay geçirdikten sonra peygamberimize bir müşrik grubu geliyor, diyor ki Hazreti Ebubekir'in yanına gelerek biliyor musun ya Ebubekir, arkadaşın Muhammed bu gece Kudüs'e gitmiş ve görmüş göklere çıktığını herkes de. Sen ne diyorsun bu konuda? Böyle bir şey olabilir mi? Diye sormuş. Peki Ebu Bekir ne demiş biliyor musun çocuklar? Hazreti Ebu Bekir. O söylüyorsa doğrudur diyerek peygamberimize özellikle ona Sıddık ismi veriliyor biliyorsunuz. Ebu Bekir Sıddık ismi veriliyor.
iyi bir yoldaş, iyi bir arkadaş olduğunu göstermiş. Peki bize Miraç'tan ne gelmiş? Allah katından bize ne gönderilmiş? Aslında Allah peygamberini oraya davet etmekle, onu şereflendirirken bize nasıl bir şerefle şereflendirilmiş? 3 tane hediyemiz var. Böyle güzel, pembik hediye paketleri hazırladım size. Nedir 3 hediye? Evet, ışık hızından hızlı gittiği söyleniyor. Ahmet Zahit, doğru söylüyorsun. Yani at olduğun tam olarak rivayetlerde yok. O yüzden herhangi bir şekilde at diyemeyiz çocuklar. Hani ışık hızından ne ışık hızlı gidiyor ki? İşte hızlı gittiği için ışık hızından. Şimdi ne? Burada 3 tane hediye var. Bu 3 hediyenin ne olduğunu sorabilir miyim size? Bilen var mı daha doğrusu? Benim aklımda bir tane var. Birincisi Amenar Resulü. Aklımda bir tane geldi. Evet. Amenar Resulü. Evet. Bir tanesi Amenar Resulü Zeynep. Hani bir şey gösterdim. Bir sure. Diğerini acaba ne olabilir arkadaşlar? Evet. Çok güzel. Namaz. Harikasın. Aslında çok güzel. Müminlere 5 vakit namaz farz kılınmış çocuklar. Bu aslında bu ibadetin çok önemli olduğunu söylemek için burada birazcık durmak istiyorum. Diğer ibadetlere nazaran ibadetin en temeli Allah için yapılan namazdır. Oruç belki vücut temizliği için yapılır. Zekat malımızı temizlemek için yapılır. Hac hakeza bir vazifedir bize orayı ziyaret etmek. Ama namaz bireysel olarak yaptığımız tek namaz diyebiliriz. Herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın ve yatalak bile olsanız, hasta bile olsanız, yasta bile olsanız müminlere emredilen 5 vakit namazdır. Bakın burada çok tatlı bir bebeğimiz namaz kılıyor. Şu an o 10 yaşında olan çocukların birçoğunun namazla ilgili sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor çocuklar. Namaz ibadetini yerine getirmesi gerekiyor. Namazla ilgili bir video izleteceğim ama Emener Resulü ikinci hediyemiz. Burada da Emener Resulü suresi, yani surenin, daha doğrusu Emener Resulü bir sure değil, bir surenin bir kısmı. Burada da yanlış yazılmış. Peki hangi surede yer alan bir duadır Emener Resulü? Bilen var mı? Hangi surenin içinde yer alır? Bakara. Sena, Bakara suresi. Bakara suresinin içinde yer alan bir ayet-i kerimedir aslında çocuklar. İki ayet, son iki ayet Emener Resulü. Peki nedir bu sure? Bismillahirrahmanirrahim. Emener Resulü bina unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Emener Resulü bina unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Emener Resulü bina unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Şimdi sıra sende. Şimdi burayı bırakalım. Emener Resulü duadan sureyi bilen var mı arkadaşlar? Şöyle bir bilenlerin olduğunu düşünerek sorayım bu soruyu. Bu sureyi bilen var mı? Ezbere bilen. Bakayım kaç kişi biliyor? Emener Resulü okuyan. Ben yapmış Ahmet Zahir. Evet, çok güzel. Harikasın. Bir kişi mi? 80 kişiden sadece bir kişi mi biliyor çocuklar? Mehmet de ezbere biliyormuş. Harikasın Mehmet. Peki anlamı nedir? Bu sure neden hediye edilmiş olabilir? Hemen dua niyetine bir anlamını okuyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine. Şimdi kapatabiliriz.
Çocuklar ne oldu anlamadım ama ben sistemden direkt düştüm gördüğüm kadarıyla. Hemen sunumuma devam ediyorum kaldığım yerden. Şuradaydım. Şu an sunumu görüyor musunuz? Tabii ki göremiyorsunuz. Ben paylaşmadım. Evet, ayet-i kerimeleri tekrar ediyordum çocuklar. Siz de buradan okuyabilirsiniz. Burada aslında bir dua var. Duadan da önce ne diyor biliyor musunuz? Her birimiz Allah'a, peygamberlerimize, meleklerimize inandık ve itaat ettik derler diyor. Yani aslına bakılırsa iman esaslarının temelindeki her şeye inandık diyen ve iyiliği emredip kötülükten sakınan herkes Allah katında affedilecek. Böyle söylüyor Allah. Allah'ımız. Hemen şuraya eklemeleri kapatayım da siz çiziyorsunuz çünkü çizmeye devam ediyorsunuz. Şimdi ikinci, hala mı çiziyorsunuz? Rica ediyorum çizmeyin. Evet. Çizim bakayım çizebiliyor musunuz şimdi? Sanırım çizemiyorsunuz. Evet, silgiyi de düzelteyim. Bu ayet-i kerimeler dışında çocuklar, üçüncü bir ödül olarak aslında bu ayetlerin de içinde barındırdığı bir yer var burada. Diyor ki Allah'a inananların ve iyilik yapanların affedileceği müjdesi verilir. Yani sadece Allah'a inanan bir kul çevresine iyilik yaparsa affedilir diyor. Peki biz dünyada iyilik yapmak için kimlere iyilik yaparız? Neler yaparız? İyilikten kasıt nedir? Biraz bunun üzerine duracağız. Sadece dünyada iyiliği insanlar birbirlerine mi yaparlar sizce? Yoksa böyle minik, evrende sevimli canlılara da iyilik yaparlar mı? Bakın burada mini mini canlılar görüyorsunuz. Bunlar ne? Bu kaz. Bunlar da kaz yavruları. Dünyada özellikle evrende sevilen kişi çevresine ve arkadaşlarına iyilik yapan kişidir. Kim bunlar? Tabii ki Müslüman olan bizler. Sadece kendisine mi iyilik yapacağız ya da çevresine ya da arkadaşlarına mı? Hayır. Yaşadığı ortamdaki canlılara, başka başka canlılara da iyilik yapacak bu insan. Peki biz iyiliği kimlere yaparız? Nasıl iyilikler yaparız? Biraz düşünün bakalım. İyilik deyince aklınıza ne geliyor? Kime iyilik yaparız? Oo, babamdan ezberlediğimmiş, çok güzel. Kime iyilik yaparız çocuklar? Kime iyilik yapmalıyız? Hemen şuradan şöyle bir görsel açayım. Burada bakın farklı farklı ortamlar var. Öncelikle birinci derecede ailemize iyilik yaparız değil mi? Kardeşimize, annemize, babamıza. Yemek hazırlarken, herhangi bir işi yaparken, bir şey istediğinde. Çevremizdeki dostlarımıza iyilik yaparız, arkadaşlarımıza. Ondan sonra çevremizde daha da uzakta, yardıma ihtiyacı olan, aç, barınma olanağı bulunmayan, yeme ihtiyacı giderilmeyen insanlara yardım ederiz. Bunlar birinci derece yakınımızda da olabilir, uzakta da olabilir. Dünyada çok fazla aç çocuk var çocuklar. Yani doymakta, yani yiyecek konusunda ulaşamayan veya maddi imkanları olmayan çocuklar var. Baba kısa. Bu yüzden onlara da yardım etmeliyiz. Çevremizde bunun dışında bizden yaşça büyük yaşlılar olabilir. Ablalar ve abiler olabilir. Dahası yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanları olabilir. Burada kuzuyu koydum ama bu kuzu bir sokak hayvanı değil ama bir canlı. Onlara da iyilik yapmak birer bizim vazifemizdir aynı zamanda. Size böyle güzel bir sunum izletmek istiyorum. Gel hadi gel bak küçücük bir kuş, kanadı kırılmış yerde yatıyor. Gel hadi gel bak küçücük bir kuş, kanadı kırılmış yerde yatıyor. Yardımına muhtaç seni bekliyor. Yardımına muhtaç seni bekliyor. Gel hadi gel bak küçücük. Recilin içinde kalmış ayakları. Gel hadi gel bak küçük bir arı. Recilin içinde kalmış ayakları. Yardım et de uçursun onun kanatları. Yardım et de uçursun onun.
küçük bir kedi. Karnı acıkmış miyav dedi. Gel hadi gel bak küçük bir kedi. Karnı acıkmış miyav dedi. Belli ki senden yemek istedi. Belli ki senden yemek istedi. Gel hadi gel bak küçük karınca. Nasıl da kopmuşa takılınca. Gel hadi gel bak küçük karınca. Nasıl da kopmuşa takılınca. Çok sevinecek sen kurtarınca. Çok sevinecek sen kurtarınca. Çok sevinecek sen kurtarınca. Çok sevinecek sen kurtarınca. Demek ki sadece çevremizdeki diğer insanlar değil, aynı zamanda canlıları da yardım etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi çocuklar? Bunlardan birinci derecede sorumluyuz. Bizim vazifemiz. İşte Miraç'ta tam olarak aslında bize Allah katından namaz, dua ve iyi olma emri verilmiş. Bu yüzden biz de bugün aslında değerlendirirken bu üç temel şey üzerine duracağız. Namaz, dua ve üçüncüsü neydi? İyilikte beraber olmak. Zeynep Gül kardeş. Rabia kardeşin neyi oluyorsun? Yazabilirsin. Şimdi evet bir şey soracaksınız. Zahit sorabilirsin. Seslerinizi açacağım çocuklar. Şimdi sizinle beraber burayı bitirdiğimize göre kandille ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Ama ondan önce ben yaptığım çalışmayı size göstermek istiyorum. Zeynep Süreci'm getirebilir misin önündekini? Yapmak isteyenler yapsın, yapmayanlar ayrılabilir. Evet Zeze, getir bakalım fenerini. Şimdi ben daha çok küçük çocuklarla bunu yapıyorum ama sizden de böyle özellikle büyük çocukların böyle A4 kağıdının üzerine kendi kafalarına göre bir şeyler çizmelerini istiyorum. Ahmet Zahit sorabilirsin. Zahit mi? Zahit mi? Zahittir muhtemelen. Şimdi çalışmanın temeli yapıştı. Böyle bir çalışma yapacağız çocuklar. İçinde fener var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Sizin şurayı biraz daha kırmamız lazım. Ha şöyle. Şöyle bir fenerimiz olacak. Bunun için gerekli malzemelerden bahsetmiştim. Anne bir saniye. Yani daha doğrusu ışıldığını görebilmek için iki dakika ışığı kapatayım mı? Bir dakika anneciğim. Cümlem bitsin. Malzemeleri yanında olan arkadaşlar hazırlıkları varsa eğer bir tane A4 kağıdına ihtiyacı var. Makasları var. Bir de renkli kalemleri olursa bir de yapıştırıcıları böyle bir fener yapabilirler. Yapanlar evet bilenler olabilir. Yapamayanlar da olabilir. Öncelikle ben şu kağıdı şöyle tutayım. Hayvan olduğunu bilmiyoruz Ahmet Zahit. Yani ben hayvan demedim bak. Herhangi bir hayvan tasavvuru da söylemedim size. Yani hadis-i şeriflerde binek ismi geçiyor ama aslında Burak kelimesi hızlı, ışık hızında hareket eden, bir yerden bir yere ulaştıran anlamına da geliyor. Yani bir hayvan ismi geçmiyor. O yüzden bazıları at falan diyebilir ama günümüz kafasıyla onu anlamamız imkansız. Belki de gerçekten Allah'ın mucizesi bir ışık hızıyla bir yerden bir yere gitti. Belki de o ışığın adıdır Burak. O yüzden ben genel anlamda o ismi yani bir hayvan ismi zikretmedim farkındaysan. Genelde öyle söylenir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir hayvan olma ihtimali daha düşük zihnimde. Çünkü bu bir mucize. Allah'ın bir araca ihtiyacı olmaz yani mucizelerde. Ol der ve oluverir arkadaşlar. Şimdi yapanlarla beraber ellerinizde kağıtlarınız varsa hemen yassı da okunuyor. Belki kandil için camiye gidecek olanlar olabilir. Soyadımız aynı. Tamam Zeynep, teşekkür ederim. Kağıdı böyle tutmanızı istiyorum. Dikey bir şekilde. Ya da yatay şöyle yapalım. Şöyle mi yapacağız? Yok arkadaşlar, şöyle tutacağız. Dikey değil de yatay yapacağız. Evet, böyle tutmanızı istiyorum. Şuradan başlayarak şöyle ben şu kadar anlayın diye şu kadar bölümü elimle tutup diğer bölümleri eşit miktarda yavaş yavaş keseceğim. Hepsinin aynı yerde
gitmesini istiyorum. O yüzden karışıklık olmasın diye hepsini aynı noktada bitireceğim. Arkadaşlar malzemeleri olan benimle beraber başlayabilir. Bir tane örnek göstereceğim. Siz bunun devamında istediğiniz kadar. Zeynep Tüyücüğüm, bir tane renkli kaleme ihtiyacım var. Zeynep Tühre. Keçe de olur. Keçeli kalem de olabilir. Şimdi şu kısım birazcık fazla kalıyor. Şöyle kestim. Her iki kesimden de böyle uzunca bir yer kaldı. Bakın burada da var öyle büyük yer. Ortada bir büyük var. Bunu böyle tutuyorum. Açtığınızda şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Renkli kalemlerinden getirebilir misin? Böyle tutacağız. Ama şu katlanan kısımları, şurada katlanan kısımlar var ya, oraları birlikte renklendireceğiz. Tamam mı? Şöyle göstereyim size. Ben şunu deniyorum. İstediğim şekli yapabildiğime göre, istediğim deseni yapabildiğime göre şuradan bir tanesini alacağım. Şöyle bir desen yapacağım. Buna farklı şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kızım renkli kalem getirdiğinde sizde. Zeynep'ciğim getirdin mi anneciğim? Yukarıda var ama oraya uzanamıyorum. Bir de keçeli kalem olursa daha net ve güzel durur. Bu dalgaların üzerinden şöyle geçeceğim. Keçeli kalem veya pastel ya da biraz daha kalın kalemler daha renkli gösterebilir. Ben tek renk çiziyorum ama isteyen 3 ya da 4 renk, yani birbirinden kullanarak yapabilir çocuklar. Ben böyle bir su dalgaları yaptım. Burayı da aynı şekilde su dalgası yapıyorum. Ama siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz renk desenini kullanabilirsiniz. Böyle farklı farklı noktalar. Yıldız yapabilirsiniz mesela. Ay, hilal yapabilirsiniz. Güneş yapabilirsiniz. İstediğiniz bir resmi üstüne nakış yapabilirsiniz. Kesmeden önce de kullanabilirsiniz. Bu iki rengi kullanmış oldum ben. Zeynep'ciğim sen hangi desenleri kullanmıştın? Bir bakabilir miyim senin kullandığın desenleri? Rengarenk. Zeynep'ciğim rengarenk yaptı. Bir süsleme yapıp üstünü süsledik ve sonunda içine altını da yapıştırarak fenerimizi koyduk. Işıklandırma yaptık. Eğer evlerinizde ışıklı bir kenar varsa şurada şöyle teller var. Bilmem görebiliyor musunuz? Böyle tellerimiz var. Veya böyle yanıp sönen elektronik mumlarımız var. Onları da içine atabilirsiniz çocuklar. Ben böyle yapmaya devam ediyorum. Bakayım benimle beraber yapan var mı? Bu resim kısmı biraz uzun sürebilir. Ben o yüzden zamanım da 5 dakika kalmış çocuklar. Zamana riayet etmek adına. Öncelikle şunu şöyle bir göstereyim size. Bakın fenerim oldu. Şimdi yapıştırma kısmına geldim. Bakıyorum yapanlar var mı? Lütfen yapanlar şöyle bir kaldırabilir mi? Kaç kişi benimle beraber yapıyor? Evet, çok tatlısınız. Çok güzel. Aa, çok güzel desenler çizenler var. Şeker şeker. Harikasınız. Berra, sen de mi buradaydın? Hoş geldin Berracığım. Nasılsın? İyi misin? Evet. Bakıyorum. Ahmet Erdem. Evet. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim tekrar. Normal. Ay, tanıdıklarımı görmek beni çok mutlu etti. Ahmet'i gördüm. Şimdi kağıdı ikiye katladım arkadaşlar. Çok basit. Şuradan üstten ve alttan fazla boşluk bıraktım. Ve buradan kestim. Yani şöyle iki parmak ölçü koyabilirsiniz. İnce keserseniz küçücük oluyor. Biraz daha büyük kesin. İki parmak. Ölçünüz iki parmak olsun çocuklar. Bitirip ikiye katladığınızda
şöyle. Boyama kısmında istediğiniz şey yapabilirsiniz. Biz dikey bir desen oluşturmak için böyle yaptık Zeynep Düre ile. Hatta Zeynep Düre yapıştırırken şu Düre'cim biraz şey kullanmışsın. Böyle içinde feneri olan çok tatlı bir şey dönüştü. Bakın onunki rengarenk çok güzel oldu. Tabii ki benimki çirkin oldu. Böyle istiyorsanız mumu koymak için altına böyle bir şey yapabilirsiniz. Daha ince şeritler kesmeyin. Bakalım. Ya da böyle ince kesseniz bile desenleri ince yapın. Bak burada olduğu gibi. Desenleri biraz daha inceltin çocuklar. Benimki daha örnek güzel oldu. Duruyor. Bu arada isteyenler benimki mum koymak isterse böyle ayak renkli ya da terli şeyler böyle altına şey yapabilir. Dedeciğim uhun burada mı? Bulamadım şimdi onu. Uhu yerine ben bant kullanacağım. Ama size uhuyu tavsiye ederim arkadaşlar. Bulamadık. Şimdi. Daha hızlı yapıştırırsınız. Aslında orada da sen göremiyorsun. Masa yaramlanmıştı. Evet. Ben de içeriden bantlayacağım. Bakayım neler yapıyorlar. Ay çok güzel desenler yapanlar var. Benimki örnek olduğu için erkenden yapmışım ben. İyi ki erkenden yapmışsın. İyi ki erkenden olmuş senin. Şimdi kapatıyorum. Desenlerinize farklı şekiller ekleyebilirsiniz. Yani yıldız olabilir mesela. Size fener kalp deyince, olabilir. Işık deyince. Hayır kalp olabilir. Güzel. Kalp deyince şey, Miraç'ı hatırlatabilecek şeyler yapabilirsiniz çocuklar. Yıldız o yüzden söyledi. Cami. Cami de olur ama Zeynep Düreci. Genel itibariyle aklınızda kalabileceğini düşündüğüm bugünle ilgili. Biraz küçük yaş grubu varmış fark etmedim. Gerçi öyle mi görünüyor çocuklar bilmiyorum. Normalde 7-11 yaş olması lazım bu kitlenin. Çünkü anlattığım konu birazcık daha çocuklar ilgilendiren bir konuydu. Evet. 7-11 yaş ve arası. Üstü ve altı olmaz. Yapanlar, lütfen yapanlar şöyle yapsın. Özelden Instagram kullanıyordur anneleriniz. Hava ile Adem'in meyvesi sayfasına iletirseniz ben de hikayelerinde paylaşayım. Bugünkü fenerlerinizi. Şimdi ben böyle bitirdim. Şimdi çocuklar tepede tutabilecek bir yerinizin olması gerekiyor. Ben de gidecek miyiz? Bunun için ekstra ya kağıt kullanın veya bu şu üst kısmın birazını keserek anne, sap şeklinde ekleme yapabilirsiniz. Anne seninki biraz fazla az şuraların kesmiş. Fazla az evet biraz geniş yapın arkadaşlar. Seninki ben biraz daha büyük ağaç yapmışım. Gövdesine benzemiş. Ağaç gövdesi bakabilir miyim seninkine? Seninki daha güzel olmuş evet çocuğum. Koy bakayım şöyle. Tatlı. Evet şöyle koy ışığını da yak ki. Işık, benim içimde bir ışık var. Anne ışığı kapatayım nasıl göründüğünü şey yapayım. Evet şey yapalım. Nasıl yapacaksın? Ay, şimdi kapatayım. Şimdi evet. Senin ışığın şey oluyor anne. O dursun. O bize rehberlik ediyor böyle. Şimdi ışığımın içine böyle koyduğum. O benimki. Arkadaşlar benimki de şöyle olsun. Sanırım benimki birazcık daha silik. Evet. Benimki birazcık daha lambadan biraz daha farklı olabilir. Öyle. Koyduysan bizim bunu da fenerlerimiz bu. Onu kapatma kızım. Bir kapatırsan görünmez. Hayır ışıkları benim için. Sonrasını da yakacağım. Kapat bakalım. Çok karanlık olur ama. Evet. Bizim fenerlerimiz böyle arkadaşlar. Elde tutulan fenerler. Işık saçıyor. Evet, ışık saçıyor. Aa, çok güzel bitiren arkadaşlarınız olmuş. Renkli berra sarı yapmış. Sarı turuncu yapmış. Renkli kağıtlar daha güzel sarı turuncu bir tane takımı şeyini yapmışsın. Hocam nasıl yapıştırdın? Uçlarından tuttum. İçlerinden böyle iki kapak şeklinde iki ucuca tuttum ve yapıştırdım. Zizciğim ışığı yakabilir misin kızım? Anne senin sesini duyuyorum. Ben neden duymuyorum? Yok duymuyorum. Bir dakika önce bir fotoğrafını çekeyim de. Ben duymuyorum. Onlar soru soruyorlar. Şimdi yakabilirsin. Çok güzel oldu böyle. Fener.
Ben de fenerlerimi sizinle beraber çekmiş oldum. Çocuklar bitirenleri görebilir miyim? Bitiren var mı? Evet bitiren olur mu? Ayşe bitirmiş, Berra bitirmiş, Fatma, Efkin bitirmiş, Hatice bitirmiş. Bakıyorum. Yusuf Basri de bitirmiş galiba. Rezzan Hanım bitirmiş. Başka kim var orada? Minikler. Ahmet Selim bitiremedin mi henüz? İkinci sayfaya bakayım. Merve Gezek yazıyor ama muhtemelen başka bir ismi var. Çünkü bir oğlan çocuğumuz. Meryem Eser bitirmiş. Özlem Hüsna bitirmiş. Bakıyorum. Etka yazıyor ama sanırım başka bir ismi var. Ben çok teşekkür ederim çocuklar. Bitiremeyenler devam edebilirler. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Bizi de dualarınıza dahil edin. Bugünkü bilgileri de başkalarına anlatın. Olur mu? Çünkü sizin vazifeniz oldu artık. Öğrendiniz bunu. Başkalarına öğretmeniz gerekiyor. Ben sesleri açmak istiyorum ama umarım bir dakika. Umarım başarabilirim. Sesler. Nasıl açabiliyorum sesi? Emin olamadım. Şöyle yapayım. Çocuklar sesi açamadım. Kötü. Ulan. Seslerinizi açamadım evet. Çok isterdim hepinizi. Bakalım. Sanırım kapattığım için sesi açamıyorum çocuklar. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet, video ayarları. Evet, sesi açamıyorum maalesef. Dualarınızı bekliyorum çocuklar. Şöyle fenerlerimi de yanıma alayım. Kandiliniz mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Burada görevli bir hanımefendi var mı diye bakayım. Karavan Akademi'den biri var mı? Evet, sanırım yok. Evet, var. Şöyle görevli ablamızın sesini açalım ki. Evet. Size host yapsaydım iyiydi aslında ama hostum yapamadım bir türlü. Yukarı sesinizi açamıyorum. O yüzden bitirenler yavaş yavaş ayrılabilirler. Ben çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Hayırlı kandiller. Çok güzel duruyor bu arada. Rengarenk. Çok güzel yapmışsınız. Kendinize iyi bakın. Umarım fotoğraf çeken olmuştur ve bana iletirler. Kendinize iyi bakın. Hava ile Adem'in meyvesi sayfasına göndermeyi unutmayın. Olur mu yaptıklarınızı? Merakla bekliyorum hepinizin tek tek. İçine ışıklarınızı da böyle koyun ve odalarınıza güzel bir köşeye koyarsanız güzel bir dua esnasında size hoş bir ışık sağlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun çocuklar.